Bir başka sizi ilgilendiren ve vatandaşlarımızın yakından takip ettiği konu emekliler konusu. Buyurun, Selma Hanım'ın bir sorusu var. Sayın Bakan, 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olacakların emekli aylıkları arasında %30'luk bir fark gündemde çalışma hayatında. Bu fark neden kaynaklanıyor? Bu süreçte emekli olacakların tamamı bundan etkilenecek mi? Bir de bu farkın giderilmesini öngören bir çalışma yürütüyor musunuz? Şimdi sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunda da sıklıkla karşılaştığımız bize gelen sorular arasında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bu konuyu biz tartıştık. Bazen bazı dönemlerde, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Özellikle aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Yalnız tabii emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Çünkü sistemli ve başarılı bir şekilde yürüyen bir sisteme müdahale ettiğinizi, ki biz tek başımıza da müdahale edemeyiz Çalışmayı Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu inceleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla daha önceki yıllarda da karşılaştık. Ancak zaman içerisinde de biz Sosyal Güvenlik Kurumu ve bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim. Bizim çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar çok kalırlarsa bizim için sosyal güvenlik sistemimizin Serdar Bey geleceği açısından, sürdürülebilirliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten emeklilik bir haktır. Hepimiz burada belli bir çalışma süresini doldurduktan sonra, yılını doldurduktan sonra hepimiz emekli olacağız. Ancak vatandaşlarımızdan önemli ricam şudur ki, elimiz ayağımız tutuyorken, nefes alıyorken, sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye, hem ailemizin geçimini hem de kendi kişisel gelişimimizi gerçekleştirmek, hem de ülkemizin ekonomik anlamda büyümesini sağlamak amacıyla daha çok çalışmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa gelecekteki emekli aylıklarının daha yüksek olacağını öngörebiliyoruz. Ben bu şekilde yanıt vermeyi tercih ediyorum. Sayın Bakanım, ama burada bir kayıp da söz konusu. Şimdi bu kaybı yaşamamak için emeklilik dilekçesi vermek isteyenler oluyor. Buna ilişkin bir yaklaşımınız, bir düzenlemeniz olacak mı? Şimdi emekli olmayın dediğimiz zaman çalışan, o zaman bana ilişkin neler planlanıyor sorusunu sorar. Buna ilişkin bir yaklaşımınız olacak mı? Yani bu yıl emekli olmasın, çalışma hayatının içinde devam etsin dediğimiz çalışanlara kayıp yaşamamaları için ne öneriyorsunuz? Ne olacak? Bir düzenleme olacak mı? Tabii biz vatandaşlarımızın tercihine, emeklilik kararına müdahale edecek bir noktada değiliz bakanlık olarak da. Şu an her bir vatandaşımız emeklilik süresi hakkını doldurur ki E-Devlet'ten bunu rahatlıkla görebilir. Dilekçesini verip emekli aylığı hak kazanabilir. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bizim daha fazla sosyal güvenlik primine ihtiyacımız var ve geleceğimizde, gelecekte çocuklarımıza sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi bırakmak için de Serdar Bey, daha çok çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Dediğim gibi vatandaşlarımızın özel tercihine karışmak asla bizim haddimiz değil. Ancak bu doğrultuda da vatandaşlarımız aslında çalışabilirler. Nitelikli personelin tabii iş gücü kaybı da ortaya çıkacaktır sizin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.